Fenerbahçe, Konya'da Fenerbahçe kafilesi, hemen bir sözü değerli muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş'a bırakalım. Ömer İyi Yayınlar. Fenerbahçe Tümasoğlu Konya Spor için maçı için Konya Havalimanı an itibariyle iniş yaptı. An itibariyle havalimanına iniş yaptı. Sarı lacivertli kafileye burada büyük bir sevgi var. Çevre illerden gelen taraftarlar da buraya akın etti ve bestelerle takımı bekliyordu. Yönetici Selahattin Maki'ye bir çiçek takdim edildi içeride. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Süper Lig'in artık boyu iyice kısaldı ve son virajlara gittiğimiz bu dönemde Fenerbahçe deplasmanda Konya Spor'la karşılaşacak. Ligin 35. haftasında kritik bir mücadeleye çıkacak Fenerbahçe. Karşılaşma öncesi kadroda 4 isim yok. Bonucci, İsmail Yüksek, Osterwolde ve Serdar Aziz bugün kadroya dahil edilmeyen isimler oldu. Bonucci ve Serdar Aziz'in teknik heyet kararıyla kadroda olmadığını belirtelim. İsmail Yüksek ve Osterwolde ise sakatlıkları sebebiyle kadroda yok. Tabi Osterwolde çalışmalara başladı fakat bir süre daha bir antrenmanlar devam etmesi. Evet, Cengiz Ünder'i görüyoruz. Kameraman arkadaşım Ege'de size görüntüleri aktarırken takım içindeki son durumu da anlatacağım. Zayis uzun bir süre sonra kadroda, 3 maç sonra kadroya dahil edildi. Olympiakos ilk maçtaki Olympiakos mücadelesinden sonra Zayis teknik heyet kararıyla kafilelerde yer almıyordu. 3 maçtır kadroda yoktu. Bugün kadroda. Çağlar Söyüncü'yü görüyoruz. Livakovic. Teknik direktör İsmail Kartal'a da büyük bir sevgi var Fenerbahçeli taraftarları. Fred'e de çiçek takdim edildi. Fenerbahçe önemli bir sınava çıkacak Konya Spor karşısında. Bu akşam tabi Galatasaray'ın oynayacağı, Galatasaray'ın alacağı sonuç da belirleyici olacak Fenerbahçe'nin yarın Konya Spor karşısındaki Galatasaray Sivas'ta saatten 9'da önemli bir maça çıkacak. O maçtan çıkacak sonuç Fenerbahçe'nin Konya Spor'la oynayacağı mücadelenin önemini daha da arttıracak. Tabii Konya Spor da düşme hattında yer alıyor. Onlar için de kritik bir mücadele. Yine Joshua King'i görüyoruz. O da uzun süren sakatlığın ardından son dönemde kadroya dahil edildi. Fakat çok fazla şans bulamadı. İrfan Can Kahveci sezonun yıldızı diyebiliriz Fenerbahçe adına. Yarın yine Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahlarından biri olacak İrfan Can Kahveci. Mias Aysi görüyoruz. Uzun bir 3 hafta sonra kadroya alındı. Tabii taraftarların tezahüratlarına da duyuyoruz. Büyük bir sevgi var Konya'da Fenerbahçe'ye. Birçok ilde olduğu gibi Fenerbahçe Konya Spor mücadelesiyle beraber aslında İstanbul dışındaki son maçını da oynamış olacak. Önümüzdeki hafta Kayseri Spor, ardından Galatasaray deplasmanı, daha sonra İstanbul Spor mücadelesiyle sezonu noktalayacak Fenerbahçe. İstanbul dışındaki son maçı Fenerbahçe'nin Konya'da, evet, Edinceko'yu görüyoruz. Tabii taraftarların ona büyük bir sevgisi var. Fotoğraf isteklerini de geri çevirmiyor. Ceko çıktığı anda taraftarların tüm ilgisini ona yöneldi. Kalan 4 hafta öncesi Fenerbahçe Konya deplasmanında. Yarın saat mücadele 20'de başlayacak. Karşılaşmaya Bahattin Şimşek yönetecek. Tadic'i görüyoruz. Fenerbahçe'de büyük çoğunluğu futbolculara çiçek takdim edildi. Konya'da ciddi bir hazırlıkta vardı taraftar gruplarını. Bunu da görmüş olduk. Batshuayi ve Osay Samuel şu an dışarı çıkıyor. Fenerbahçe kafilesi buradan kamp yapacağı otele geçerek mücadele saatini beklemeye başlayacak. Önemli bir mücadele. Yarın saat 20'de Tümasoğlu Konya Spor'a konuk olacak Fenerbahçe. Kazanıp iddiasını, şampiyonluk şansını devam ettirmek istiyor sarı lacivertliler.
Tabii belirttiğimiz gibi saat 19'da Galatasaray'ın oynayacağı mücadele de büyük bir önem arz ediyor Fenerbahçe için. Fenerbahçe kafilesi şimdi havalimanından ayrılıp kamp yapacağı otele doğru gidecek. Ve mücadeleyi burada bekleyecek. 4 eksik vardı belirttik Fenerbahçe'de. Onuççi, İsmail Yüksek, Osterwolde ve Serdar Aziz kadroda yok. Evet, Fenerbahçe taraftarlar takımı uğurluyor. Yarın saat 20'de Kumasan Konya Spor'a konuk olacak Fenerbahçe. Yine deplasman tribününde de Fenerbahçe taraftarları olacak. Konya şehrinde de Konya halkının da mücadele ilgisini yüksek olmasını bekliyoruz. Konya Spor'da da önemli gelişmeler olmuştu. Teknik direktör değişikliği yaşandı. Onlar için de kritik bir mücadele. Hem düşme hattını hem zirveyi yakından ilgilendiren maç öncesi Fenerbahçe havalimanından ayrılıyor. Kameraman arkadaşım Ege Oral da size görüntüleri aktarıyor. Fenerbahçe havalimanından ayrılıyor. Sarı lacivertli taraftarlar kafileyi uğurluyor. Meşaleler yakıldı. Coşkulu bir grup vardı bugün burada. Fenerbahçe kamp yapacağı otele doğru İlerlerken kameraman arkadaşım Ege Ural da size son görüntüleri aktarıyor. Yarın önemli bir mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe saat 20'de Kumasan Konya Spor'a konuk olacak. Deplasmanda iyi bir karnesi var Fenerbahçe'nin. Bunu da sürdürmek en büyük hedeflerden biri. Konya'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Fenerbahçe önemli bir sınava çıkacak yarın. Biz gün boyu yayınlarımızda takım içindeki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Erdem Akbaş, çok teşekkürler. Fenerbahçe'nin Konya'daki ilk görüntülerini değerli izleyenler sizlerle buluşturduk ki Fenerbahçe'de yarın Konyaspor deplasmanı çok kritik bir maça çıkacak. Galatasaray'ın Sivasspor maçı ilk 11'i belli oldu. Alttan da geçiyor. Şu anda kadroda ekranda kalede Muslera, Kön, Abdülkerim, Nelson, Kaan 4 savunmada.